Ben de telefonu Evet. sessiz alayım. Galiba yayınımıza başladık. Tamam. Değerli arkadaşlar, değerli üyelerimiz, katılımcılarımız, hoş geldiniz. Uzun süredir canlı yayın yapmamıştık. Biraz heyecanlıyım. Lütfen kusuruma bakmayın. Hoş geldiniz hasta yakınlarımız, hastalarımız, dostlarımız ve konuklarımız. Eğer seste bir problem olursa ya da görüntüde lütfen bana mesaj kısmından yazarsanız sevinirim. Sorularınızı da hocamızla konuştuktan sonra alacağız. Şimdi size hem gerçekten dostum, hem meslektaşım, hem de üstadımız Profesör Doktor Hilmi Uysal hocamızı tanıtıyorum. Zaten Antalya'da yaşayan hastalarımız kendisini çok iyi biliyorlar. Güler yüzüyle, hastalarımıza hoşgörüsüyle. Ben de derneğimizin danışman hekimi ve bir meslektaşımız olarak tanımaktan gurur duyuyorum. Kendisi Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda nörofizyoloji ve ALS motor nöron hastalıklarıyla özellikle ilgileniyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Alper Bey. Çok teşekkür ederim bu güzel girişim için. Beni de davet ettiğiniz için yayına. Çok teşekkür ederim. Hocam biz çok profesyonel değiliz. Bu benim bir hobim aynı zamanda. Onun için şimdiden sürçü lisan edersek affola diyelim. Aynı şey benim Yayınımızı için de evet. geçerli hocam. Evet. Ama sizi görmek gerçekten hem hastalarımız için hem benim için çok büyük bir mutluluk. Şimdi Teşekkür hocam ederim. Benim için de öyle. Buyurun bu hocam. akşam estağfurullah. Bu akşam diyorum ki bir hocamız bu işin bilimini yapan ve aynı zamanda öğrencilere anlatan bir hocamız olarak size şöyle başlayalım. Bize bir ilkokul öğrencisi nasıl anlayacak? Öyle düşünürseniz ALS veya motor nöron hastalığı nedir? Evet, şimdi yani hastalarıma anlatırken ki kullandığım dili kullanarak o zaman cevap vereyim. Bir kısım hastalarım da zaten biliyorlar. Şöyle, bizim hareket sistemimiz var. Motor sistem diyoruz bu sisteme. Motor sistemi etkileyen bir hastalık ALS. Motor sistem de kendine has bir sıralama gösteriyor. Ama esas olarak kol ve bacaklarımızdaki kasları hareket ettirdiğimiz sinirler, kasları kontrol eden sinirler omurilimize yerleşiyor. Yüzümüzde işte yutma ve işte konuşma, nefes alma vesaire gibi çok önemli fonksiyonlarımızla ilgili olan sinirlerde beyin sapı dediğimiz, zaten hani bulbar bölge dediğimiz bölgede yerleşiyor. Bunları da yukarıdan beyin kontrol ediyor. Bunların birlikteliği hepsine beraber motor sistem diyoruz. ALS spesifik özel olarak bu motor sistemi etkileyen bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Motor sistem, yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Vücudumuzdaki duysal sistem bu hastalıktan etkilenmiyor olabilir mi? Evet, bu hastalığın yani adı üstünde gerçekten motor sistem etkileniyor ve ayırt etmek için de duysal sistemin yani görme etkilenmiyor, koku etkilenmiyor, işitme etkilenmiyor, hissetme, yani sinirlerimiz etkilenmiyor, sıcak soğuk etkilenmiyor. Bunları etkilenmeyip sadece motor sistemi etkileyen bir seçiciliği var hastalığın. Motor sistem tabii hani öyle küçümsenecek yani aslında motor ya hareket edebilme yeteneğimiz bizim sadece bizim değil bütün canlıların en temel yeteneği. Dolayısıyla öyle bir yerden vuruyor ki hastalık varoluşunuzu etkiliyor. Yani sizin her şeyi algılama yeteneğinizi etkilemiyor ama
Sizin kendinizi ifade etmenizi, kendi yaşamınızı sürdürmeniz için gerekli olan temel yapılarınızı etkiliyor. ALS hastalığının en karakteristik özelliği bence bu. Peki hocam, böyle çok yüksek bir sistem, bu hastalığı teşhis etmek için neler yapıyorsunuz? Nasıl bir sıra izliyorsunuz ve nasıl doğruluyorsunuz buna? Bu ne kadar bir zaman alıyor, bu teşhis süresi? Şimdi bu motor sistemin etkilenmesiyle ilgili bir kere yakınmalar, bulgular arıyoruz. Yani hastalarda yakınma ve ona ait bulgular arıyoruz. Motor sistem bizim en önemli etkilediği, yani bizim ölçebildiğimiz, karşılaştığımız kas gücü ve motor becerilerimiz. Yani ince becerilerimiz var, hareket etme yeteneğimiz var, günlük yaptığımız işlerdeki aktiviteler var. Dolayısıyla bu aktivitelerin etkilenmesiyle hasta geliyor. Biz de onun karşılığı olan kas gücündeki etkilenmeyi bulmaya çalışıyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Bu hastalığın da yalnız bu hani kas gücünü etkileyen hatta bu motor nöronları etkileyen çok farklı hastalıklar var. O hastalıklardan ayırt etmemiz gerekiyor. Onların olmadığını, duysal sistemin etkilenmediğini gösterip motor sisteme ait bir problem olduğunu göstermek gerekiyor. Burada da kendine has bir zorluğu da şu, motor sistem etkilenmesi de bütün her yerde olmuyor. Yani o kadar geniş bir alanımız var ki motor sistemle ilgili kastet. Mesela elimi kullanmam, parmaklarım, kolumu kullanmam, ayağımı kullanmam, nefesimi kullanmam, yüzümü, kaslarımı, konuşmamı gibi mesela. Yani bunları hepsini aynı şekilde etkilemiyor hastalık. Başladığı bir yer oluyor. Diyelim ki elden başlıyor. Elde sevdiği yerler var, seçiciliği var genel. Buna hani biz hastalığın fenotipi diyoruz. O seçicilik içerisinde olanlara anlamaya, görmeye çalışıyoruz. Yani gözümüz onları arıyor. Asimetrik yani her yerde aynı şekilde başlamadığı için de tek sanki bir yerde başladığı için de genellikle yanılmalar oluyor. Ama bizim işte burada hekim olarak bu tek parçaymış gibi başlayan hastalığın genel bir hastalığın parçası olduğunu kavramamız gerekiyor. İkinci bir ipucu da motor sistem dediğim gibi iki parçaya ayrılıyor. Üst motor sistem, alt motor sistem. Alt motor sistem omurilikten çıkan kısma diyoruz. Onu kontrol eden, o beyinden gelen kısımda üst motor nöron diyoruz. O beyinden gelen yol omurilik ve bulbar bölgeye kadar inip orada tekrar sinaps yapıyor oradaki motor nöronlarla. Onlar kolumuzu bacağımızı hareket ettiriyor. Yani aslında program, mesela elimi kaldıracağım konuşmamdaki program beyinden paket olarak gönderiliyor. Sonra onu omurilikte veya beyin sapında o program parçalanıyor. Dili şunu yap, dudağı bunu yap, çeneyi hafif şu kadar aç, açı şu açıda olsun, net diyafragma şöyle kasılsın diyor. O program beyin sapında bir ölçüde iş bölümüyle dağıtılıyor. Dolayısıyla şimdi biz bu ikisinin etkilenmesini, yani iki etkilenme farklı bulgular veriyor. Onu tabii hastalar onu ayırt etmek, birey olarak onu ayırt etmek çok kolay bir şey değil. Onu ancak muayeneyle fark ediyorsunuz. Bunların ikisinin bulguları birbirinden farklı oluyor. Onları da muayene sırasında biz hem alt motor nöronun hem de üst motor nöronun etkilenmiş olduğunu anlayabiliyoruz. Hocam en çok sorulan sorulardan birisi, bu hastalık bir başka hastalıkla karışabilir mi? Karışırsa bunu nasıl anlıyoruz? Bu konuda yapılabilecek bir şey var mı? Evet, gerçekten hani bizim de en çok dikkat ettiğimiz yani derslerde de bunu bu hastalığı diğer yani özellikle tedavisi olan hastalıklarla ayırt etmek gerekiyor. Bunlar içerisinde en çok karışanları şunu söyleyeyim. Bir tanesi bu beyin servikal bölge dediğimiz yani boyun bölgesindeki omurga bölgesindeki daralmalar nedeniyle olan omuriliğin bir ölçüde sıkışması diyebiliriz. Buna servikal spondilitik miyelopati deniyor ama Evet. önemli değil. Dolayısıyla o hem bu üst motor nöron hem alt motor nöron bunları yaptığı için bu hastalıkta çok karışıyor.
ayırt etmek gerekiyor. Onun çünkü tedavisi var. Onda ameliyatla o tabloyu yatıştırabiliyorsunuz. Ama onu ayırt edebiliriz. Yani ama bunu yani burada yani aslında tanı şimdi şöyle tanı için aklınızda yani şu bulgular yani şu, olmasın ALS olmasın sorusunun kafanızda olması gerekiyor. Yani ALS olmasın sorusunu sorduğunuz zaman yani ALS olmadığını göstermeye çalıştığınız zaman o zaman doğru tanı koymanız mümkün. Çünkü o bulbar bölgeyi etkilemiyor. Dolayısıyla oradan ayırt edebiliyoruz. Hiç bulbar bölgenin etkilenmediği üst alt motor nöron bulgularının üst ekstremitede daha çok ikinci motor dediğimiz alt motor nöron bulgularının altta daha farklı birinci motor nöron bulgularının olduğu tabloyla ayırt edebiliyoruz. Tabii tetkikler de var. Yani burada aslında tetkiklere henüz bahsetmekten yana değilim. Çünkü tanı büyük ölçüde klinik bulgulara dayanıyor. Ondan sonra da biz laboratuvar bulgularıyla işte bunun diyelim ki diskopatiler diye hani fıtıklar da bel fıtığı, boyun fıtığı. Hastalarımızın önemli bir kısmı boyun fıtığından ve bel fıtığından ameliyat olmuş oluyorlar. Hatta bilek kanal sıkışmasından da. Çünkü dediğim gibi tek yanlı başladığı için ilk önce karışabiliyor. Evet. Onlardan ayırt etmek gerekiyor. Bazı daha nadir görülen tablolar da var ama onlar yani onların verdiği diyelim ki işte bu polinöropatinin alt tipleri var. Motor giden polinöropatiler var mesela. Onlardan ayırt etmek gerekiyor. Onlar için uğraşıyoruz gerçekten. EMG burada çok işe yarıyor ayırt etmekte. Bir şey daha var, o da ALS'ye yol açan kimi hastalıklar var. Mesela paraneoplastik hastalıklar deniyor onlara da. Bazı birkaç hastamız oldu. Yani bu da rastlanmayan bir şey değil. Paraproteinemiler dediğimiz protein üretimiyle ilgili kimi hastalıklar var. Kimi kanser türleri var. Mesane kanseri var mesela, yine böyle ortaya çıkıyor. Hatta lenfomaların bir kısmı Hodgkin, non-Hodgkin lenfomalar. Bazen böyle tablolar onlar ALS ile beraber bir klinik, ALS'ymiş gibi bir klinik verebiliyor. Onlardan ayırt etmek gerekiyor. Çünkü onu tedavi ettiğiniz zaman da hastalık sürecini bir şekilde yatıştırmış oluyorsunuz. Anladım. Enfeksiyon hastalıklarından çok nadir yani ama nöropatiler, polinöropatiler, multifokal motor nöropati dediğimiz özel bir form var. Ondan ayırt etmek gerekiyor. Evet. Genellikle böyle. Hocam şimdi biraz önce hep alt motor, üst motor dedik. Bunları evet, bize şöyle çok basit anlatabilir miyiz? Alt Tabii motor ki. Ve üst motor. Bunların etkilendiği zaman biz klinik olarak hastalarımızda ne gibi şeyler görüyoruz? Evet. Şimdi alt motor nöron omurilikten çıkan sinirleri kastediyor. Bu omurilikten ve bulbar bölgeden çıkan sinir kısmına etkilenmesi oluyor. Buradaki temel bulgu genellikle kasların erimesiyle gidiyor. Kas erimesine yol açıyor. Kas güçsüzlüğü tabii içerisinde oluyor. Refleksler alınıyor. Yani bu bölge icracı bölge. Yani icra ediyor. Dolayısıyla kasları kontrol eden bölge olduğu için bulgular büyük ölçüde kas erimesi biçiminde. Zaten adı da amiotrofi, oradan geliyor. Yani ALS'deki amiotrofi İkinci motor nöron bulgusunun, yani alt motor nöron bulgusunun karşılığı. Charcot öyle tanımlamış gerçekten. Kas atrofisiyle giden kısmı. Kas hastalığı değil ama kasların erimesine sebep olan alt motor nöronların etkilenmesiyle kasları kontrol eden sinirlerin kaybolması, yok olması. Dolayısıyla kasları kendileri hiç üzerine uyarı gelmeyince kendilerini yıkıma sürecine gidip erimeleri, amyotrofi. Evet. Bunu hem güçsüzlüğe yol açıyor, hem de kaslar erimeye, hem de kasta seyirmeye yol açıyor bu. Kaslardaki seyirme gördüğümüz bu. Üst motor nöronsa bu omuriliğe gelen, yukarıdan beyinden gelen motor yol. O olmadan bizim bütün hani istenilen hareketleri yapmamız mümkün değil. Yani bütün omurilik büyük ölçüde refleks hareketlerimizin kontrolünü yapıyor. Bir de jeneratörler aynı zamanda. Mesela solunum jeneratörümüz yine omurilikte. Yürüme jeneratörümüz yine omurilikte. Onlar, ama bunları kontrol eden yer beynimiz. Beyinden çıkan üst motor nöron.
Orası etkilendiğinde de omurilikte refleksler serbest kalıyor. Yani omurilik aslında vücudumuzun kasları şöyle diyeyim, rölantide çalışıyor aslında vücudumuz. Yani arabayı vitesten çıkarttığınız zaman rölantide o vitesten çekiyorsunuz ya, birinci vitesten boşalıyorsunuz. Aslında boşta duruyor. Şimdi hareket edeceğiniz zaman birinci vitese al, yani aslında üst motor nöron. Yani Anladım. o dolayısıyla Evet. şimdi dolayısıyla da alt tarafta, yani üst taraf etkilenince vitese takılı olmuş oluyor. Yani gergin oluyor, tonus artıyor, dolayısıyla üzerindeki kontrol kalkıyor. Halbuki sizin rölantide olan bir sistemin üst taraf ben kontrol ederim, hızlanmam gerektiği zaman dörde alırım diyeceği yerde, o üst taraftaki kontrol kalkınca vücut dörde almaya kalkıyor ve tonus artıyor. O zaman istemsiz kasılmalar, kulonus böyle kasılmalar oluyor. Bulbar bölgede de çok has bir şey çıkıyor. Pseudobulbar dediğimiz bulgular çıkıyor. Yani bu da emosyonel ya da Gülme, ağlama yani gibi. ağlamalar, gülmeler çıkıyor o yolun, onların üst motor tarafının kontrolün etkilenmesinden dolayı. Onları da biz refleksler, işte kasın tonusunu değerlendirerek de üst motor nöronun etkilenmediğini anlıyoruz. Evet hocam, şimdi tabii teknik olarak o kadar büyük bir sistemle uğraşıyorsunuz ki nörolojinin zaten en büyük şeyi bu. Yani insan daha doğrusu canlı vücudunda, canlıda en gelişmiş sistem bildiğimiz kadarıyla sinir sistemi. O Evet. sistemle uğraşıyorsunuz. Bu sistem içinde teşhisimizi koyduk. Yani hem klinik olarak hem elektrofizyolojik olarak yani EMG ile tabii diğer Evet. bulguları elemek için belki radyoloji, MR, kan tahlilleri ne gerekirse bunları muhtemelen bunun bir şeyi vardır. Tanı kriterleri yani kitaplarında bizim bildiğimiz kadarıyla bir nasıl bir yolu Algoritması var. Bir algoritması algoritma var. var Evet. gerçekten. Bu Evet. Ona göre algoritmadan sonra evet. Diyelim ki tanıyı teşhisi koyuyoruz. koyduk. Teşhisi Evet. koyduk. Peki hocam bu hastalığın teşhisini erken koyduk ya da geç koyduk. Bazı hastalarımız şunu soruyorlar. Ah keşke daha erken teşhis konsaydı da böyle olur muydum, şöyle olur muydum? Böyle bir şey var mı hocam? Evet, bunu da bana da hastalarım aynısını söylüyorlar. Hasta yakınları özellikle. Şimdi burada erken veya da geç teşhis konulmasının hastalık sürecinin üzerinde hiçbir etkisi yok. Yani erken tanı koysaydık tedavi açısından bir avantaj kazanmış olmayacağız. Ama ne avantajı olacaktı? Başka yapılması gerekenleri yapmayacaktık. Mesela ameliyatlar olmayabilirdi. Ne bileyim, kimi gereksiz bir kısım tedavi yöntemlerine yönelmeyebilirdi. O tek kazancımız olur, bir de ne olurdu, nasıl hani tedbirlerimiz, yani problem çıktıkça değil de problem çıkmadan onunla uğraşmaya başlayabilirdik. Yoksa tedavi açısından bu hastalık, yani diyelim ki verdiğimiz ilaç, diyelim ki var iki tane de şu anda, hani bu ilacı tek belki şu olabilir onlar açısından da. Mobilize iken, bu ilaçlar da daha çok mobilize iken vermekten yana genel eğilim. Yani Evet. dolayısıyla, Evet. ama zaten geç tanı dediğim şey çok bunu kastetmiyor bence. Anladım. Geç tanı bir genelde bizim çalışmada da gördük. Tanı gecikmesi bir yıla yakın sürüyor. Ama tanı koyduğumuzda genellikle mobilize oluyor hasta. Yani tanı konulduğunda hasta mobilizasyon henüz kaybetmemiş oluyor. Ama tanı bir yıl yakın, 10 ay, 11 ay, 12 ay gecikebiliyor. Hocam bu dünyada ne kadar? Dünyada da hemen hemen bu kadar. Yani bizimki bu Avrupa Birliği çalışmasıyla beraber yaptık. O bakımdan ben de çok karşılaştırma şansı buldum. Bizimkiyle mesela Almanya'nınki arasında çok büyük bir fark yok aslında. Yani Polonya'yla evet. ve Portekiz grubu vardı. 4 grup bizle beraber. Hemen hemen sürelerimiz birbirine yakın. 10 ay ile 12 ay arasında değişiyor. Evet. Bizim yine o çalışmada
tanıda en çok nöroloğun olduğu yerde, yani tanıyı koyan doktor hangi basamakta? Türkiye'de nörologlar ön planda geliyor. Evet. Tanıyı koyanlar nörologlar oluyor. Almanya'da, Polonya'da veyahut da Portekiz'de biraz daha nörologdan önce birinci basamakta da tanı koyan oluyor. Bu Anladım. avantaj mı, dezavantaj mı? Tabii tartışılabilir. Hocam çok açık bir şey soracağım şimdi. Biz yani ben burada hem hasta hem hekim konumunda olduğum için böyle hep bıçak sırtında gidiyorum. Şimdi Evet hocam. tabii kendim de yaşadım ama şu anda daha çok yeni teşhis almış hastalarımıza düşünerek bu soruyu soruyorum. Buyurun. Teşhisinizi koydunuz hastamıza bunu nasıl anlatıyorsunuz hocam? Ve doğrusu Evet. sizce nedir? Yani nasıl bildiriyorsunuz? Ya da bunu nasıl en doğrusu ne olmalı? Çok vaktimiz de çok harcamak istemiyorum çünkü 40 dakika toplam olacak. Daha sonra benim Evet. aspirasyonum olabiliyor. Evet Biraz hocam. hızlı Tamam. gidersek çok sevinirim. Tamam. Aslında şöyle söyleyeyim. Bunun en doğrusu nasıldır ben de tam bilmiyorum. Bunu öğrencilerimle de yani bunu hep hastayı o yani mesela hastanın durumuna göre karar vermek lazım. Ama en önemli tartıştığım konu şu. Birincisi yani temel birkaç ilkem var. Bir tanesi şu. İlk gördüğümde tanı koymuyorum. Yani yani çünkü düşünüyorsunuz ama bir süreç yaşamanız gerekiyor. Bu yaklaşık 3 ay sürüyor. Bunun içerisinde incelemeler dahil. İncelemeler de hastayı düşündüğüm zaman hemen deklare etmekten yana değilim. Yani ben size gördüm şu muayene bulgular size bunu düşünüyorumdansa bu hastalığa yani artık orada dile orada çıkıyor. Ama bunu yani görmem lazım diyorum. Yani bir süre izlemem lazım. Zaten tetkik istiyorum. O tetkiklerin sonucu. EMG'yi de genellikle ben yaptığım için bu hastalarımda yani en azından ben yapmaya çalışıyorum. Veyahut da bana haber vermelerini istiyorum eğer fark denk gelirse. O zaman da hastayla ilgili bir fikrim oluyor. EMG çok yol gösteriyor gerçekten. Onları hepsini birleştirerek geçen bir süre sonucunda eğer kafama tamam bu hastalık bu ALS dersem o zaman çok zaman ayırarak konuşmak gerekiyor. Orada sıkıntımız var ama yine de elimden geldiği kadar zaman ayırmaktan yanayım. Çünkü burada hastanın kafasında bir sürü soru oluyor. Yakınlarının kafasında bir sürü soru oluyor. Neyle karşılaşacağını anlatmak hep gelen soru o oluyor. Ama bir tanesi yani sanki hani bu süreç tamam tedavisi kesin tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ama bu süreç şu demek değil. Bu süreçte başa çıkamayacağımız şeyler değil, çıkabileceğimiz bir sürü şey var. Bu ikisini anlatmak için epeyce bir zaman ama hastanın hastalığını tabii bu da tam etik problem kısmına da giriyor. Hastalığını bilmesi hakkı gibi diye düşünüyorum. Ama aile bazen hastalığı söylemek istemeyebiliyor. Ama ben şundan eminim bu süreci 2 aylık bir süreci yaşayan hiçbir hasta her hastanın hastalığını kendilerine şey yapmasalar bile, deklare edilmese bile hastalığı biliyorlar gibi bir Evet. izlenimim var şimdiye kadar. Evet. Evet. Hocam, hastalarımıza bildirdik tanıyı. Bu kötü haberi bildirmek gerçekten bütün dünyada etik bir sorun. Bunun Evet. beni bildiğim kadarıyla da bir etik konusunda bir görüş birliği de yok. Yani Amerikalılar farklı, İngilizler farklı belki davranabiliyorlar. Ama diyelim ki biz tabii Türkiye'de yaşıyoruz. İşin bir de şey kısmı var. Örneğin tıbbi etikte önceden direktifler gibi olması gereken ya da biliyorsunuz insanlar önceden bir mektup yazıyorlar. İşte şöyle olursa şöyle olsun, böyle olursa böyle olsun. Bu öncelikli direktifler gibi. Bunlar Evet. Türkiye'de yok ne yazık Yok, ki. evet. Evet. Maalesef, evet. Biz böyle bir şey yapmıyoruz gerçekten. Kendi kaderimizi bu anlamda tayin edemiyoruz. Elimizde başka da bir şey kalmıyor. Genellikle bu yola bir şekilde devam etmek zorunda kalıyoruz. Anladığım kadarıyla.
Evet, burada tabii hekimleri aşıyor dediğiniz gibi boyut. Evet. Ama yani hekimlerin buradaki kendi düşen kısımdaki etik duruşu göstermeleri gerekiyor. Çoğu arkadaşım da yani bunu kavruyorlar bana kalırsa. En azından asistanlarımızı onu yapmak için çaba gösteriyoruz. Ama kolay bir şey değil, ama bu bir deneyim. Ama işin gerçekten işin önemli bir kısmı, belki dernek bu konuda çok önemli. Yani burada bahsettiğiniz, biraz evvel bahsettiğiniz hakları ver tanımlamak tanımlamak gerekiyor. Yani şöyle, çünkü mesela bunu ben deklare etsem, konuşsak karşılıklı, ama daha sonra 3 ay sonra gördüğümde de tekrar benzer şeyleri konuşabiliriz. 3 ay. Dolayısıyla o periyotlar içerisinde bu tür çözümler olabilir. Dernek bunu bence kamuoyu tartış, yani kamuoyunu açması ve bu konuda girişimde bulması mümkün Evet. diye düşünüyorum ben. Hocam ilaç konusuna gelirsek meşhur iki ilacımız var. Siz bu Evet. ilaçların etki mekanizmaları, yani çok uzun bir konu tabii ilacın etki Evet. mekanizması, ama onları biraz daha sonraki konuşmalarımıza saklasak. Tamam. Şimdilik ilaç olarak tavsiye ettiğiniz ilaç ve beklentilerinizi bize anlatabilir misiniz? Çok kısaca anlatayım o zaman, ama şöyle diyeyim, çok uzatmayacağım, fakat şimdi tabii aile bu ilk gen bulununca, yani hastalıkla ilgili ailesel olanlarda bir gen bulununca çok önemli, tıp açısından da önemli bir adım bence. Mekanizmaya yönelik ilaç geliştirildi. Küçük moleküllerden oluşan ribozom, işte bu şekilde geliştirilen bir şey. Çok sayıda küçük molekül var. Onlardan bir kısmı da yeniden kullanılmaya çalışılıyor. Bunlar antioksidan, daha doğrusu antiglutamat diyeyim, veyahut da serbest oksijen radikalleri diyelim. Yani bir mekanizma, gerçekten bir mekanizmaya yönelik. Süperoksit dismutaz enziminin mutasyonundan kaynaklandığı için onun mekanizmasına yönelik olarak kullanılan ilaçlar oldu. Tabii önemli bir adım, ama ondan sonra yaklaşık 20 yıl hiç ilaç, başka ilaç, bir sürü ilaç test edildi. Çok sayıda ilaç test edildi. Ondan sonra da yine bir antioksidan, serbest oksijen radikali temizleyicisi diyelim, stroklarda kullanılmış olan bir radikava Edarol. diye, hatta neyse, bir parenteral bu sefer kullanımlı bir ilaç geldi. Evet. İkisi de FDA tarafından onaylı şu anda. Şimdi birkaç ilaç var. Bir tanesi tedavide kullanılan ilaçlar kısmı var. Bu iki ilaç şu anda FDA'dan onaylı. Bir de semptomatik tedavide kullanılanlar var. Bir de tedavi, ilaç olmayan yöntemler var. Yani hastaların kullandıkları. Şimdi tabii biz tanıyı koyunca aslında şimdi şöyle bir çağa giriyoruz. Çok önemli bir çağ. Yani yeni ilaçlar var. Yaklaşık 15-20'ye yakın kalem var denenen. Evet. İşte bunlar içerisinde bence heyecan veren iki tanesi var. Hatta üç tanesi diyeyim. Çok heyecan duyuyorum. Hocam Şundan biz de dolayı. heyecan duyuyoruz. Şu anda Hocam, gerçekten heyecan duyuyoruz. yani şundan dolayı. Şimdi bakın, daha 2 yıl evvel SMA'nın, yani spinal muskül atrofi dediğimiz genetik kökenli motor sistem hastalığının tedavisiyle ilgili önemli bir aşama açıldı. Yani bu antisense oligonükleotit denilen bir Evet. metotla, yani genetik metotla genin okunmasıyla ilgili bir tedavi geliştirildi. Şimdi bu antisense oligonükleotitler ALS'de de uygulanma olasılığı var ve şu anda faz 2 çalışmasında. Bir tanesi, bunlar neden önemli? Çünkü iki tane gen biliniyor. En sık rastlanan C9, 9. kromozomdaki bir tekrar hastalığı, tekrar bölgesi var. C9, ORF72 denen bölgede tekrar artıyor. O tekrarı kontrol etmeye çalışan çok müthiş bir mekanizma. Bence oradaki kontrolü azalttığınız zaman onun yol açmış olduğu zorluğu, patolojiyi de bir şekilde engelleyebilirsiniz. Onun çalışması var şimdi. Bu yine antisense oligonükleotitlerle faz 2 çalışma düzeyinde. Diğeri de yine genetik olarak tanımlanan SOD1 mutasyonlarında görülen, yine antisense oligonükleotitlerle olan bir tedavi. Şimdi dolayısıyla bakın, bir taraftan gen saptanıyor, hastalıktaki genler, bir taraftan da o genlere yönelik ilaç geliştiriliyor. Ve bu ilaçların bir tanesi SMA'da gösterildi. Tipirlerinde gerçekten fark yaratıyor.
Ki o antisens oligonükleotitler yerine şimdi CRISPR yöntemiyle direkt gene manipüle etmek, yani gene eksiği vermek, fazlayı kesmek, yani artık terzilik, gen terziliği dönemi başlıyor. Dolayısıyla müthiş bir çağdayız. Yani ve hani sayar, ben saysam gerçekten şimdi şaşırırsınız, 19-20'ye yakın tedavi gündemde. Bunları daha sonra yine konuşuruz. Bunları Hocam tekrar evet. ele alırız. Ama biz Evet. şu anda FDA'nın onayladığı, Türkiye'de de devletin ödediği Glyta'yı kullanıyoruz. Ben şahsen veriyorum. Onun sebebi, eğer erken dönemde veriyorum. Glyta şeyi de, Radical da, onu da şöyle, ondaki çok küçük bir grupta yararlı olduğunu gösterdiler FDA'da. O gruplar denk gelen hasta olursa, yani yine de vermekten yana oluyorum tabii ki, ama yani o gruba denk gelmesi lazım. Ama bu iki ilaç birbirine zaten birlikte veriyorlar. Aynı mekanizmaya sahipler. Evet. Ama devlet ikisini de şu an bir ödüyor gözüküyor. Dolayısıyla burada hekimin tercihini bırakmak da yarar var. Yani hangi ilacı seçeceğini diye düşünüyorum. Hastaya tanı koyduğumuzu, her ne olursa olsun, yani tedavi hastalık sürecini durdurmasa da Evet. bunlar hastalık sürecinin ilerlemesini yavaşlatıyor. Grup çalışmalarında bu gösterilmiş durumda, zaman kazandırıyor. Bir, ikincisi de ben kimi hastalarda, şimdi bunlar kompleks sistem hastalığı olduğu için, çok farklı mekanizmalar işin içinde olduğu için, bu ilaçların antioksidan veyahut da antiglutamat veyahut da anti serbest oksijen radikallerin temizleyicisi mekanizmasının ön planda olduğu grupta katkısı olabilir gibi geliyor yine de. Hocam yine aynı konuda unutmadan soracağım. Şimdi biliyorsunuz uzun süredir piyasada Rivlitek adını söylüyoruz çünkü başka ilaç yok. Evet, başka Rivlitek ilaç yok, evet. ondan dolayı ben de söyledim. Rivlitek ilacı piyasada sıkıntılı. Üretici Evet, firma hocam. diğer ülkelerde de sıkıntılı. Türkiye'de de sıkıntılı ve hastalarımız hep şunu düşünüyorlar. İlacı almazsam nasıl bir zarar görürüm ya da ilacı almazsam büyük bir kaybım olur mu? Örneğin 3 ay ilaç almadım. Ben şimdi acaba kötü duruma düşecek miyim? Gibi sorular var. Yani bu Evet. konuda ne dersiniz? Gerçekten bir sıkıntı var. Sağlık Bakanlığı dışında bu ilacı getirtme yolu yok ya da çok zor ve de çok pahalı bir ilaç. Yani Evet. ben hastalarımızın yerine kendimi koyuyorum. Ben bu ilacı kullanmadım çünkü bu ilacı çıktığında benim hastalığım zaten çok daha öncesinden tanık olmuştu. Ama diğer hastalarımız için reçete edilen hastalar üzülsünler mi? Ne yapsınlar? Yani Şöyle, evet. Şimdi şöyle, bir kere hani şu antibiyotik gibi olmadığı için, yani diyelim ki bir zatürre geçiriyorsunuz, antibiyotik alıyorsunuz, bakterileri öldürüyorsunuz vesaire. Yani ondan dolayı öyle bir kritik şeyde değil. Belirli bir ara ben verilebilir. Zaten hatta biz bazen ilacı azaltıp kestiğimiz oluyor, karaciğer enzimlerini evet. yükselttiği zaman. Var yani. Onlar ilacı, dolayısıyla öyle düşünebilirsiniz. Yan etkisi çıktı, ilacı kestik diye Hocam bu düşünebilirsiniz. çok rahatlattı. Çok teşekkür ederim. Çünkü şimdi zaten yayınlarda bizim bildiğimiz kadarıyla Rülitek ilacı işte sadece uyuyorsa yani hastaların serbest radikal giderici özellikle Edarovan ve diğer Rülitek Evet. grubuna uyuyorsa o bildiğim kadarıyla onlarca teoriden bir tanesi. Evet, çok gerçekten öyle. O da 11 çok ender. mekanizmadan bir tanesi o. Yani çok üzülmesinler. İlacın Evet. bollaştığı zaman kullanmak birkaç ay ara vermenin ya da bulamamanın çok büyük bir sorunu yok. Şimdi hocam Buyurun hocam. zamanımız azalıyor. Şimdi çok Evet. takip eden arkadaşlarımız var. Soruları var. Hemen bir tane Tabii soruyorum. ki. Bu erken tanı konusunda bir ablamız var Amerika'da. O da çok ilgili bu konularla. Buradan selamlar Özünler, gönderiyorum Hamdi Amerika'ya. Nöroprotektif ilaçlar erken tanıda kullanılması, tanının erken olmasında bir avantaj olmuyor mu? Özünler.
Şimdi tabii bu konu şöyle hastalık yani bu biraz tabii hastalık süreciyle ilişkili. Çünkü bu nörodejeneratif hastalık grubu deniyor ve biz tanıyı koyduğumuz zaman aslında süreç önemli bir yol almış oluyor. Evet. Dolayısıyla biz şu anda biz tanıyı koyduğumuz zaman aslında süreç önemli bir zamanını almış duruyor. Yani nörodejeneratif hastalıklar biz tanı koymadan latent dönem dediğimiz bir dönem geçiriyorlar. O Evet. latent dönemi biz tanıyabilsek yani onun biyo işaretçisi Biyomarkerimiz yok değil mi? Evet. evet eğer onlar olsa o dönemde müdahale etsek gerçekten bu hastalık sürecini daha iyi yönetebiliriz gibi gözüküyor. Şimdi onun işaretleri aranıyor. Yani onun biomarker deniyor. Biyo işaretleyici. Bunlar aranıyor. Evet. Eğer tabii ki bu dönemde müdahale edilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum ama var da yok da değil özellikle bu enflamatuar süreci tanımlayan kimi maddeler var. Onlar ölçülerek yapılabiliyor. Kimi kas ve yıkımındaki kullanılan go no go gibi kimi proteinler var onlar değerlendiriliyor ama yani araştırmaların bir kısmı bu konuda. Hande Hanım'ın çalışmaları konusunda çok kutluyorum kendisini ama Evet. kliniğe yansıması için daha zaman var gibi gözüküyor. Şu Evet. anda Evet. mesela bu 19-20 ilaç arasında da henüz sayabileceğim aşamada değil. Yol var daha. Evet. Hocam şimdi bir izleyicimiz de şöyle demiş. Ben Zyrtec ilacını kullanmaya başladığımdan beri kendimi daha kötü hissediyorum. Tabii bu bireysel bir ifade ama böyle ifade eden çok hastalarımız var. Bu konuda nasıl davransınlar? Eğer hasta ben kötü hissediyorum diyorsa ben ilacı kullanmayın bir süre diyorum. Evet. Kesebilir ilacı. Çünkü yani bireysel farklılıklarımız var. Kompleks Evet. sistem hastalığı. İlacın yan etkileri olabiliyor. Yani hiçbir ilaç şu ana kadar masum. Yani şöyle diyeyim hiçbir yan etkisi olmayan bir ilaç yok öyle bir şey yok Evet. yani. Çünkü belirli şeyi bir yüksek dozda veriyorsunuz. Halbuki mesela bu serbest oksijen radikalleri düşünürsek siz onu temizlemeye çalışıyorsunuz ama o aslında mikropları öldüren mekanizma da aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla anlatabiliyorum onun dengesi kolay bir şey değil. Demek ki kendinizi yani burada doktorunuzla yine de görüşün derim. Doktorunuz sizin kendinizin neresini kötü hissettiğinizi tanımlayabilirse Evet. bunun o zaman ilacı bir süre kullanmayabilirsiniz, kesebilirsiniz bence. Ama Hocam. doktorla görüşmenizi öneririm yine. Evet. Pardon. Diyor ki bir izleyicimiz trakeostomi oldu, solunum cihazına bağlandı. Hala Rilutek kullanalım mı? Evet, şimdi bu da önemli bir sorun. Klasik yolda kullanmayın diyorlar. Yani entübasyon sonrası yani kullanılmayın deniyor. Evet. Ama yine de şöyle hani klasik bilgi bu diyeyim. Vallahi bu da yine doktorunuza yani ben hastayı izlerken karar verebilirim. Yani eğer o süreç içerisinde yavaşlatan bir etki görüyorsam devam edebilirim de. Çünkü dejeneratif süreç latent dönemden sonra da devam ediyor. Dolayısıyla yani hani karar ama klasik yol gerek yok diyor. Evet. Hocam şimdi bu ALS konusunu tabii daha konuşacağız. Şimdi ben buradan bir duyuru yapmak istiyorum izninizle. Eğer Buyurun. vaktimiz sizin de vaktiniz uygun olursa belli aralıklarla bu programımızı tek programda bırakmayalım. Haftada bir ya da 15 günde bir. Sizinle birlikte hastalarımıza hem yeni haberleri vermek adına hem de gelişmeleri ve sizin günlük çalışmanız için de edindiğiniz deneyimleri bize aktarmanız açısından günlük bir program şey yapalım mı? Dizisi Çok yapalım memnun mı hocam? olurum. Memnuniyetle hocam. Ben de yani dediğiniz gibi 15 günde de bir olabilir.
Hatta en geç ayda bir yapalım. Ben de o ayki gelişmeler varsa onları toparlayalım. Ya da sorular cevap verilebiliriz. Bir de o ya ay içerisinde gördüğüm hastalarla ilişkili edindiğim izlenimleri belki ben danışabilirim hatta size. Ben danışabilirim Harikasınız Cahil. hocam o zaman. Bu sözü burada aldık. Programın isim babası olma onurunu da size bırakıyorum. Böyle bir programın Bence isim herkese babası. bırakın. Bence Ya herkese da bırakın Albert Bey. evet o zaman anket yapalım. Son Tamam. sorularımızdan cevap almayan var mı? Ben her iki tarafı takip etmekte zorlanıyorum sorulardan. Ama arkadaşlar ya da değerli dinleyicilerimiz şöyle diyelim. Bir söz aldık Hilmi hocamızdan. Kolay kolay olacak işler değil bunlar. Zaman ayıracak bize ve haftada bir Kesin. ya da 15 günde bir sorularımızı rahat rahat soracağız. Şimdi izninizle şunu sormak istiyorum. Koronavirüsten bahsedecektik. Aslında gündemimiz bu. Riskli altı Evet. hastalardan bir grubuz. Bu Evet. konuda evde hastalarımıza örneğin zaten çoğu biliyorlar nasıl bir şikayet yaşadıklarını ama hastanelere gitsinler mi? Nasıl bir yola izlesinler? Ya da nasıl bir takip önerirsiniz? Biz dernek olarak neler yapabiliriz? Bize bir fikriniz, öneriniz olur mu? Hastalarımıza ne öneriniz olur? Evet, bir kere gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Bir ölçüde de hepimiz hazırlıksız yakalandık. Onu da söylemek lazım. Şimdi bu dönemde genel yani bu ilk çıktığım ilk bilgilenmeye başlayınca da ilk yapılması gereken gerçekten izolasyondu. Riskli grup olduğumuz için mutlaka tam izolasyon. Yani bunun birinci koşulu bu bana kalırsa. Onun için hiç bu konuda sakın gevşemeyin derim. Bir ay kadar, 1,5 ay, hatta belki bir daha uzun bir süre, özellikle sizler. Çünkü sıkılık şu demek, bunun yayılmasını uzatmak demek aslında. Ama Evet. size bulaşmaması lazım. Bence size bulaşmasını geciktirmek değil, size bulaşmaması lazım. Onun için de çok sıkı bir izolasyon öneriyorum. Maskeyi, yani eve gelen maske taksın derim. Eve Evet. gereksiz kişileri almayın. Gereksiz derken tabii ki yani yanlış sözcük o ama yani eve mümkün olduğu kadar dış temas olan taşıyıcı olabilen kişilere almayın derim. Olacaksanız da izolasyon koyun. Yani şu anda birinci yapılabilecek boy. O da bakın halen tedavisi olmayan bir hastalık. Şu anda tedavisi yok. Yapılan ilaçlar var, geliştirilen var, denenenler var. Yani o şimdi bizim ailesinde yaşadığımız süreci hızlandırılmış mı yaşanıyor diye düşünebilirsiniz orada. Evet. Dolayısıyla biraz zamana da ihtiyacımız var. Hani bu ventilatör olduğu için ventilatör sonun desteğini gereksinimiz olduğu için aslında oradaki filtreleri bence herhalde bir temizleyici filtreler varsa onlara çok özen gösterin derim. Evet. Çünkü o büyük bir şans olacak. Hani onda bir şey. Şimdi hastaneye gelme konusunda da şöyle mesela bizim burası için bahsedersek bir hastane şu anda iyi gözüküyor. Yani bizim servisi eski servisimizi değiştirip yeni bir yerdeyiz. Daha başka bir düzenin içerisindeyiz. Yani zorunlu yapmak gerektiğinde kapımızı açık. Onu hiç şey yapmayın. Evet. Ama mümkün olduğu kadar sorunlarımızı evde çözersek ben telefonlarım açık telefonla yani kendi Antalya için konuşuyorum. Hepimiz yani hepimiz o çözebilirsek telefonla veyahut da işte o şekilde çözelim. Şimdi geçen gün bir hasta yakın aradı. Ben de onu paylaşayım. Evet. Eve girip bakmamı istedi hastaya. Şimdi aslında ben hem onun için korktum. Aslında bir de annemle evde kalıyorum. Annemin için de korktum. Yani ben ama dedim görüşeyim ben kendisiyle görüşeyim. Kızı aradı beni. Eşimle Evet. konuşuyorum. Ondan işte yani bunu ben aslında bunu organize yani içimde halen bir sıkıntı. İçim bir tarafta gidiyor Evet. ki niye Evet. gitmedin diyor. İçimdeki diğer sesi diyor ama şimdi hem ona risk hem annene risk diyor. Ben kendimi düşündüğümden değil inan bana ama ne bileyim böyle bir şey.
Ama sorunu bilirsem gerekirse yine gideceğim. Yani eve yine de gideceğim. Ama sorunu bilmem lazım. Yapabileceğim bir şey var. Ama yapamayacağım bir şey varsa hastaneye zaten gelmesi gerek. O bakımdan Evet. maske, sıkı maske, sıkı izolasyon derim bu aşamada ben. Başka bir Biz şey değil. evet. Sakın ilaç, tansiyon ilaçlarınızı ve ilaçlarınızı sakın değiştirmeyin. Evet. Ama ne olursunuz Evet. sakın hiçbir yani sağlık davranışlarınızda bir değişiklik, ilaçlarla ilgili bir değişiklik yapmayın derim. Evet. Hocam buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Çoğu izleyicimiz biliyor. Derneğimizin çalışanlarını evden çalışma düzenine geçmeleri için bir düzenleme yaptık. Yine çalışanlarımız aynı sayıda. Hiçbir çalışanımız ayrılmadı. Allah'a şükür ayrılmasına da gerek kalmadı. Hepsi bizimle birlikte çalışıyor. Ama evden çalışıyorlar. Ancak çok gerekli olursa lojistik destek konusunda yani malzeme olur, eksik bir filtre olur ya da başka aspirasyon sondası olur. Bozulmuş bir aspiratör olabilir. Bunlarla ilgili elimizden gelen her şeyi yardıma ALS Derneği olarak İzmir merkez olarak sağlamaya çalışıyoruz. Antalya'nın da WhatsApp numarası var. Bu numaralar internet sitemizde var. WhatsApp destek hattımız. Aynı zamanda bu videoda altta geçen WhatsApp destek hattımız 0500 53 809 59 19. Bu WhatsApp numaramız da hastanede ya da başka bir yerde bir sorunla karşılaşan hastalarımız lütfen nerede, hangi tarihte, hangi hastanede ne sorunla karşılaştılar bize iletirlerse bunları şu anda çok yoğun bir pandemi ve olağanüstü bir durum nedeniyle genel çözüm olacağını düşünmüyoruz ama münferit olarak çözmeye çalışıyoruz. Mesela nasıl işte bir şekilde sağlık müdürlerine ya da hastanelere ulaşıp derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ne kadar bu kadar olabilir onu bilmiyoruz. Ama bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu numaralardan destek alabilirler. Sizin Antalya numaranız da bizim web sayfamızda var. Evet. Lütfen bize şu dönemi atlatıncaya kadar elimizden gelen desteği yapacağız. Korona konusu başlı başına bir konu. Onu dilerseniz önümüzdeki hafta Evet. daha koronaya virüs ve daha biyolojik ve epidemiolojik açıdan değinmek isterim hocam izninizle. Olur. Hastalarımızın en azından bu konudaki sorularına Evet cevap vermeye soruları onların da çalışabildiğim soruları ölçüde. var. Onun dışında yine tabii ki hastalarımızın çok soruları var. Tamam. Bu soruların hepsine bu akşam cevap vermek çok zor. Anladığım kadarıyla ama lütfen yanlış anlamayın. Sorularınızı yani şu anda burada cevapsız kaldıysa lütfen hasta grubumuza ALS TV olarak başlık açıp sorarsanız iletiriz. Hocamıza, hocamız sağ olsun bize zaman ayırıyor. Onun dışında diyeceğiniz bir şey varsa hocam son sözü size bırakıyorum. Alper Bey, bir kere bütün hastalarımıza, hasta yakınlarına, herkese bu saygı ve sevgilerimi sunmak isterim. Müthiş bir şey başarıyorsunuz. Yani bu süreçte aslında bu süreçte solunum cihazının ne kadar önemli olduğu da açığa çıktı ve bunu hani buna dilimiz ne kadar dönse de anlatamıyorduk ama şimdi herkes bunu anladı. Bu dönemi atlatalım hep beraber. Lütfen hepiniz kendinize dikkat edin. Bir kapımız yani mutlaka bize ulaşın. Kendinizi sakın yalnız hissetmeyin diye ben de bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Hocam şimdi gerçekten güzel bir akşam oldu. İyi haberler bir kısım, iyi haberler verdik. Bu kötü haberler içinde. Tabii çok sorunlarımız var. Kalori değişimi olan hastalarımız var. Hastane de değiştirilemiyor. Keşke bizimle çalışacak evlere gidecek bir
evde bakım sistemimiz olsa, bu Sağlık Bakanlığı'nın evde bakım sistemi bize çok uygun değil. Bunun için bizim hastalarımız için özel bir evde bakım programı modeli geliştirdik. Bakanlığa sunduk ama işte hep araya bir şeyler giriyor. Bu sefer de pandemi girdi. Fakat meclis komisyonunda bütün biliyorlar hastalarımız. Hatta hep birlikte bir dosya hazırladık hasta grubumuzla. Bu dosya şu anda meclise sunuldu. Meclise gündeme henüz alınmadı ama dosyamız orada takip edecek bazı iyi niyetli siyasetçilerimiz de var. Partisi hiç önemli değil. Burada partiyle hiçbir alakamız yok. Sadece işimizi, Türkiye'deki işimizi daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir bilgi vereyim. Diğer konulardaki sorularımızı hasta grubunda yazarsanız elimizden geldiğince 3 moderatörüz. Yetişmeye çalışıyoruz. Cevap vermeye çalışırız. Evlerde hastalarıyla birlikte zaman geçiren, onlarla birlikte yatıp onlarla birlikte kalkan bütün yardımcılarımıza, eşlerimize minnettarım ben kendi adıma, kendi eşime söylüyorum. Bütün hastalarımıza da kolaylık diliyorum. Bu hastalıkla yaşamayı bir şekilde öğrenmiş dostlarımızın peşinden giden, gerçekten kendi gemisini iyi yürüten kaptanlar var. Bunlar için de bizim grubumuzda cevap veren arkadaşlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu akşamdaki yayınımızı bu kadar diyelim izninizle hocam. Tabii ki hocam. Tabii. Çok çok selamlar, sağlıcakla kalın. Antalya'ya ve Antalya şubesine selamlar. Antalya şubemizin kurucu üyesi olduğunuz için de, toparladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında Antalya'dan Mesut Bey, Çınar Hanım, Atabey, Mihrican Hanım, aklıma kimler geliyor, Tuğba Hanım ve diğer arkadaşlarımıza çok çok selamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Merhaba. Sağ olun.